Herkese merhaba. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün modem ya da benzeri cihazları adaptör olmadan pille ya da farklı bir adaptörle nasıl çalıştırabileceğimizi size göstermek istiyorum. Şimdi ben geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapmıştım. Çin'den AliExpress'ten şöyle bir kablo aldığımı söylemiştim. Bunun bir ucu dişi tip C dediğimiz, Type-C dediğimiz bağlantısı sahipken diğer ucu da aslında böyle hani modemlerde gördüğümüz modemdir. işte mesh cihazıdır, işte access pointer ya da işte benzeri aslında birçok cihazda gördüğümüz bir giriş. Bunun adı arkadaşlar 5.5'a 2.5 olarak geçiyor. Milimetre olarak geçiyor. Şimdi bu ilginç bir ürün. Bunun farklı farklı varyasyonları var. AliExpress üzerinde siz de görebilirsiniz. Bakarsınız. İşte bunun kablosunun uzun olanları var. Ucunda adaptör takılabilenleri var. Farklı farklı uçlar olabilenleri var. Şimdi ben burada en çok kullanılan özellikle modemlerde falan çok kullanılan işte 5.5'a 2.5 milimi e, almaya tercih ettim ama farklı farklı bir sürü bağlantı türleri de var. Şimdi bu kablo ya da benzerleri ne işe yarıyor? Aslında yaptığı iş şu. Şimdi sizin bir adaptörünüz var diyelim ki ve bu adaptör elektrikle çalışıyor haliyle ve doğal olarak 220 volttan çalışıyor. Ama bunu taktığımız zaman biz bunun ucuna bir powerbank takarsak o cihazı, taktığımız o cihazı elektrik olmadan da kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Yani aslında en basit senaryo bu. Şöyle düşünün, birinci senaryomuz bu olsun. Elektrik kesildi ve Elektrik olmayınca biliyorsunuz modem de çalışmayacaktır. E, onun hemen ucuna bu kabloyu takıp ucuna da bir, bir powerbank taktığımız zaman e, istediğimiz şekilde kullanmaya başlamış oluyoruz. Yani elektrik kesintisinden etkilenmemiş oluyoruz. Tabi bu en basit senaryo. Bu zaten yıllardır var olan bir şeydi aslında ve hani bunu ben yeni keşfetmiş gibi bir durumda değil. Epeyde de vardı böyle kablolar ama şimdi bu birazcık özel bir kablo. Neden? Bunun içinde özel bir çip var. Özel çip olduğu için çok daha yüksek akım ve voltajı üzerinden geçirebiliyor. Zaten tipçi olmasının sebebi de biraz bu arkadaşlar. Bunların normal olanlarında genelde USB oluyor. Yani daha küçük düşük güç tüketimi olan cihazlar için modemler düşüktür bu arada. Doğrudan doğruya USB normal dediğimiz tip A dediğimiz bağlantı kablosu ile yapıyoruz ama bunun tip C olmasının sebebi şimdi şöyle bir power bank'ım var benim. PD dediğimiz power delivery türünde bu. Yani cihazın çektiği akım ve voltajı otomatik olarak algılayıp ona göre bir akım ve voltaj sunabiliyor bu cihazlar. PD'ler yani PD dediğimiz power delivery olarak da geçiyor. Şimdi bununla mesela deneyeceğim ben şimdi. Ne yapalım? Buna. Bunlar da genelde tip C olur çıkışlar arkadaşlar. Ya bir tip C olur. bazen bir tane tip C, bir tane tip A veya iki tane tip C, bir tane tip A olabilir. Şimdi taktım ben power bankıma. Şimdi bir de şöyle takalım. Artık bu bu, bu şekilde bağlantısı olan her cihaza güç verebilir hale geliyor. Tabii ki güç sınırları içinde kalmak kaydıyla. Şu anda bu çok eski bir fiber modem Türk Telekom'un. Takıyorum. Bakalım ne olacak? Şimdi bunun düğmesi nereden açılıyor idi? Şuradan bir basalım düğmemize. Evet. Gördüğünüz gibi ışık yandı üzerinde. Şu anda gördüğümüz şuradan enerjiyi alıyor. Bu powerbank'tan alıyor ve modemimizi şu an çalıştırabiliyor. Bunu çıkartalım. Bir başka ADSL modem muhtemelen bu eskilerden bir şey. Şunu da bir takalım. Nerede bunun yuvası? Evet burada. Belki hala evinde bunu kullananlar da vardır diye tahmin ediyorum. Şimdi açıyorum. Gördüğünüz gibi onu da şöyle yapayım. Şu anda buna da elektrik verdi. Yani vermeyi başardı. Tabii bunlar kolay senaryolar. Yani bu senaryoları biz 2 sene önce, 3 sene önce, 5 sene önce de yapıyorduk. Aslında burada power delivery kullanmamızın sebebi az önce söyledim. Daha yüksek akımlar, yüksek voltajlarda da kullanabilmek. Mesela eğer bir laptopunuz var ve tip C'den şarj olmuyorsa. Çünkü biliyorsunuz son dönemde birçok laptopta tip C girişi çıkışı var. Tamam. Eyvallah var ama her tipçe çıkışının ne yazık ki güç için kullanamıyorsunuz. Bunun üretici tarafından o şekilde tanımlanmış olması gerekiyor. Yoksa sadece USB bağladı sonra kullanıyorsunuz. oraya işte bellek takarsınız ne bileyim disk bağlarsınız falan filan. Ama mesela şimdi benim monster bilgisayarım var. Ben onu mesela bir farklı bir adaptörle kullanmak istiyorum. Örneğin böyle bir şey çevirmek istiyorum. Fakat bu modelde olmadı bu arada onu söyleyeyim çünkü muhtemelen benim teorim şu ki ben bunu şöyle bir Gun şarj cihazım da var. Bununla ilgili bir inceleme de çekmiştim. Onu da yukarıdan koyarım. Bunlar ne işe yarıyor diye. Siz de bakarsanız 100 watt. 100 watt gibi bir rakamda çıkış verebiliyor. Bununla denelim. Bununla da olmadı. Yani e, muhtemelen e, Monster'ın ayarlarında bir durum var. Yani bu şekilde bir şarjı tanımıyor. Çünkü şu bağlantı giriyor. Bakın takıyorum. Bağlantı oturdu. Ama mesela bunu bağladığım zaman Powerbank'ı bağlıyorum. Şu an ışık da yandı ama ne yazık ki şarj olmadı. Yani bu senaryo tabii her bilgisayarda farklı farklı olabilir ama şimdi bu birazcık böyle performanslı bir bilgisayar olduğu için yüksek bir e, şarj cihazı var. Bunun bayağı 90 watt'lık gibi bir şarj cihazı var. Aslında bu da 100 watt da ama olmadı. Belki de polaritesi farklıdır. Artı eksi eksi artı falan gibi durumlardan da belki sorun olabilir ama daha doğrusu belki de e, farklı farklı bir e, şey voltaj veya akım değerine ihtiyaç duyuyordur diye tahmin ediyorum. Ama sizin mesela böyle bir bilgisayarınız varsa deneyerek hani olur mu olmaz mı bir bak bakmanız aslında güzel olacaktır. Çünkü bu ne işe yarıyor? Hani niçin bununla uğraşıyorum diye sor soracak olursanız. Mesela ben laptopumun adaptörünü mu taşımak istemiyorum. Şöyle bir adaptör taşıyayım ve bu şekilde bir çözümle şarj edeyim dedim ama bunu başaramadım. Belki farklı çözümler ar aramaya devam edeceğim. Belki de bulurum bilmiyorum. Ee, ama eğer böyle bir beklentiniz varsa yani bir tane adaptörüm olsun ya da bir tane Powerbank'ım power bankım olsun her şeyi şarj edeyim gibi bir kurgu varsa kafanızda şöyle bir kabloyla aslında e, doğru bir şekilde yaparsanız da şöyle bir kabloyla ya da adaptör çözümüyle dediğim gibi AliExpress'te de bunun farklı varyasyonları var. Uçların değiştirilebilenleri var. O zaman hani bunun ucunu çıkartıp başka bir şey takıyorsunuz. O zaman ne bileyim başka bir cihazı da şarj ediyor. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey şu. iki tane şey var aslında. Birincisi bilgisayarınızın ne veya takacağınız yani bu şekilde şarj etmek istediğiniz cihazın girişinin 220 volt olmaması lazım. Yani doğrudan 220 volttan beslenen bir cihazı bu yöntemle şarj edemezsiniz ya da çalıştırır hale getiremezsiniz. Mesela bende yazıcı var. Yazıcı oradan 220 voltla çalışıyor. Onda bu yöntem işe yaramaz çünkü böyle bir giriş yok. Veya bunun bu veya benzeri bir giriş yok. İkinci konu da şu. Böyle bir giriş olsa bile mesela Monster örneğinde onu gördüm ben. Böyle bir giriş olsa bile belki de sizin adaptörün verdiği güç ya da bu kablonun yapılma şekli böyle bir şarj için uygun değil. O yüzden böyle bu konulara dikkat ederseniz aslında her türlü cihazı, tabi az önce söylediğim şartlara dikkat etmek kaydıyla, bu şekilde kullanır, şarj edebilir, çalıştırabilirsiniz. Bu da önemli bir şey aslında, güzel. Elektrik kesildi mesela, ne yapacaksınız? Hemen modeme böyle bir kablo takıp, bunun çok ucuzları da var. Ben 37 liraya almıştım ki hala da öyleymiş. E, Açıklamaya linkini de koyacağım. Hatta o linkin içinde farklı farklı kablolar da var. Hani işte ne bileyim, Lenovo bilgisayar şarj etmek için kablo da var işte 5.5 değil de işte 4.5 2.8 falan gibi böyle farklı farklı varyasyonlar hatta sayayım ben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane farklı ucu var bunun ama söylediğim gibi uçları değişebilen varyasyonları var adaptörlü olanları var Siz de bir bakın kendiniz değerlendirirsiniz ama bu fikir güzel bir fikir benim hoşuma gitti Hatta sosyal medyada bir arkadaş sormuştu, hani çalıştırabiliyor mu böyle bir şey olabiliyor mu falan gibisinden videoyu ne zaman çekeceksiniz diye sormuştu. Ben de ona bu ay içinde geleceğini söylemiştim ve muhtemelen e e Eylül ayında bu videoda yayınlanmış olacak. Bence güzel bir teknoloji, bir deneyin, bir araştırın. Türkiye'de satılıyor bu kablolar da ama bu benim size anlattığım, bu videoda gösterdiğim biraz özel bir kablo. Özel bir kablo için birazcık fiyatı yüksek yoksa 10 lira 15 lira falan alıyorsunuz. Ama bu yüksek akım ve yüksek voltajı destekliyor. O diğer ürünler sadece 12 volt'a kadar, 12 volt 5 ampere kadar destekliyor. Bu daha da yüksek akım ve voltajları destekliyor ki ben mesela şu an gösteremiyorum size. Ama onu detaylarda göstereceğim. Ee, benim işte daha önce yine bu kanalda inceledim. Linkini de şuradan yukarıdan koyayım. Ee, LED lambam var Godox'tan almış olduğum. O LED lambayı da bununla çalıştırabiliyorum. Şu e, powerbank ve şu kabloda çalıştırabiliyorum. Hatta kendi adaptörünü bir kenara kaldırdım. Tamamen bu şekilde kullanıyorum. Çok da güzel oldu. Ha, onu niye şu an gösteremiyorum? Detaylarda gösteririm. Çünkü şu anda beni aydınlatan ışık o olduğu için onu e, kapatıp size gösteremiyorum. Ama detaylarda gösteririm. Siz de en azından nasıl çalıştığı konusunda bir fikir sahibi olmuş olursunuz. Evet bu güç kablosu ile ilgili aklınıza takılan, sormak istediğiniz, benim anlatmayı unuttuğum şeyler olabilir. Varsa yorumlarda mutlaka ve mutlaka yazmayı unutmayın. Bildiğim, anladığım, fikrim olduğu soruları mutlaka yanıtlayacağımı da altını özellikle çizeyim. YouTube kanalıma abone olmayı ve beni aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.